12.23'ü gösteriyor saatimiz sevgili dinleyenler. TRT editörü Mehmet Kancı konuğumuz olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme kararı savunma konularında Washington'la Avrupa'nın arasını nasıl açtı diye soracağız kendisine. Hoş geldiniz Sayın Kancı yayınımıza. Hoş bulduk Özden Kahraman, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan bu kadar apar topar çekileceğini Avrupa ülkeleri de beklemiyorlardı, değil mi? Yok, ben bekliyor benim muydun? Bir itirazım olacak Özden. Yani ilerleyen dakikalarda konuşacağız tabii ama Amerika Birleşik Devletleri'nin neticede Obama döneminden bu yana, 2010 yılından bu yana deniz aşırı topraklarda asker bulundurma ve muharip güç bulundurma konusunda soru işaretleri ve bu güçleri geri çekme konusunda planları vardı. Yani bu aslında Avrupa'nın yaklaşık 70 yıldır savunmasını Amerika Birleşik Devletleri'ne dayandırma konforunun bir sonucu olarak aslında Afganistan'daki manzaranın bir kısmı yaşandı. Doğru. Zaten gerekli görüşmeleri de yapmıştı zannedersem Taliban'la Amerika Birleşik Devletleri bu çekilme öncesinde. Yani bize yansıyan, basına yansıyan, dışarıya yansıyan görüntü bu yönde oldu. Apar topar çıkılmış gibi oradan ama Obama döneminden beri zaten Orta Doğu'daki stratejisi belliydi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Afganistan'dan asker çekeceğini, işte Irak'tan askerlerini çekeceğini sürekli dile getirmişti. Peki ne oldu da Avrupa Birliği bu kadar karşı çıkıyor? Ya da kendi güvenlik savunma sistemini kurmak adına mı böyle haberler yayılıyor? Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen tehdit algısı ve önceliklerine de bir göz atmak lazım Özden. Avrupa Birliği sanırım bunları algılayamamış ya da ciddiye alamamış diyebiliriz. Yani dediğim gibi Obama'nın döneminden bu yana, 2010'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu, hatta Uzak Doğu'daki asker sayısını azaltma yönünde bir eğilimi vardı. Yani muharip askeri gücünü ya da insan olarak asker sayısını azaltma. Çünkü bu çok masraflı bir iş. Amerika Birleşik Devletleri dahi olsanız ciddi bir ekonomik kayba neden oluyor. Bunun yerine teknolojik gücünü artırarak, kapasitesini artırarak ve donanma gücünü artırarak Amerika Birleşik Devletleri küresel üstünlüğünü muhafaza etmeye yönelik bir yola girmişti. Keza bu çekilme işi Donald Trump döneminde özellikle ivme kazandı ve 2018 yılından itibaren Doha'daki müzakereler daha da mesafe almaya başlamıştı. Yani bu aslında Biden'ın yaptığı şey Trump döneminde kararlaştırılmış bir anlaşmanın uygulamaya konmasıydı. Bu da biraz gözden kaçırılıyor gibi sanki. Özellikle 2019 yılında Doha'daki görüşmelerle ilgili olarak oradaki Taliban temsilcileri hatta şu ilginç noktaya işaret etmişlerdi. Eğer bir Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi söz konusu olursa Afganistan için en büyük tehdidin DEAŞ Horasan örgütü olacağı yönünde Taliban temsilcilerinin yaptığı uyarılar var. Bunlar hatta uluslararası basına da o dönemde bazı makalelerde yansımıştı. Ama Avrupa Birliği görünen o ki dediğim gibi 2. Dünya Savaşı sonrasından bu yana savunmasını hem personel olarak hem silah kapasitesi olarak hem bütçe olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne dayandırdığı için ve istihbarat kaynakları olarak da tabii ki bunun konforuyla yaşamaya alıştı ve sanki öyle bir manzara var ki bugün baktığımız zaman bu karar 13 Nisan'da alınmış, 14 Nisan'da ilan edilmiş ve bir anda Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan sanki çekilmeye karar vermiş gibi bir izlenim doğuyor. Bu çekilme sırasında yaşanan düzensizlik, organizasyonluk, skandal görüntüler de Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu kadar 2017 yılında, 2015 yılında düzeltiyorum, NATO'nun orada oluşturduğu güçten Fransa'nın askerlerini çekmesinin de payı var mesela. Yani tabii ki kamuoyu bir takım ayrıntılara vakıf değil normal olarak. Teknik konulara vakıf değil. Ancak bugün Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da NATO'nun gücünü ikame etmeye yönelik olarak giriştiği hamleler içerisinde daha detaylı bakmak gerektiği zaman yani bazı Avrupa ülkelerinin de bu Afganistan'daki manzarada ciddi şekilde payı var. Uzmanlar konuya daha da vakıf olanlar, detaylı vakıf olanlar özellikle İngiltere ve Türkiye'nin çabalarının
Kabil'de daha kaotik bir görüntü oluşmasının önüne geçtiğine dikkat çekiyorlar ve bu iki ülkenin de hakkını veriyorlar. Almanya mesela Afganistan göreviyle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu çapta bir operasyonel askeri gücü bir ülkeye sevk etti deniyor. Ülkede derin bir hayal kırıklığı hakim. Senin de söylediğini açıklıyor aslında gelen bu haberler. Bu konfora gerçekten Avrupa çok alışmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin çizdiği strateji noktasında bu bölgelerde hareket etmeye demek ki. Ama hep şu tartışılıyordu, NATO'nun görev çerçevesi konusunda yeterli hareket edip etmediği, artık hani misyonunu tamamlayıp tamamlamadığı, bu sürekli gündemdeydi. Tartışmalı diğer bölgeler söz konusu olduğunda da biz bunu çok konuşmuştuk. Ayrıca Avrupa Birliği'nin de artık kendi savunmasına yönelik bir ordu kurması, bir Avrupa ordusu savunma sistemi oluşturması, hatta bununla ilgili olarak Fransa ve Almanya'nın öne çıkan iki ülke olduğunu da konuşmuştuk. Bundan sonraki süreçte bu durum hız kazanır mı? Avrupa Birliği'nin kendi sistematiğini kurması savunma anlamında. Sevgili Özden, aslında Avrupa Birliği'nin ortak bir askeri güç kurma çabasının geçmişi 1950'li yıllara kadar gidiyor. Ancak bu ilk girişim 1954'te Fransa parlamentosu tarafından reddediliyor ve rafa kaldırılıyor. O tarihten bu yana dediğim gibi yaklaşık herhalde 67 yıl olmuş, 68 yıl olmuş. Avrupa Birliği'nin bu konuda 4 girişimi daha olmuş ancak hepsi yine çeşitli engellere takılmışlar. Ve bunun ardından da ortaya ne çıkmış? Ortaya PESCO kısa adıyla tabir edilen daimi yapılandırılmış işbirliği savunma anlaşması çıkmış. Ve bunun içinde bir de askeri mobilite projesi geliştiriliyor ki Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Norveç gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde bu güce davet edilmiş. İlk etapta yapılması planlanan şey Avrupa Birliği tarafından 5.000 kişilik bir muharip güç oluşturulması. Şimdi ama bu muharip güç, bu savunma mekanizması krizlere nasıl müdahale edecek? Bunun bir mevzuatı yok, içeriği hala yok. Dahası her ne kadar bu askeri güçlerin mobilize edilmesi kısmını Amerika Birleşik Devletleri'ni dahil etmiş de olsalar, İngiltere ve Türkiye gibi Başat askeri güçlerin içinde olmadığı bir yapı ne kadar yaşayabilir, ne kadar gerçekçi olur? Fransa'nın ve Almanya'nın askeri kapasiteleri ve kamuoylarının tabii ki burada önemli rol oynayacağı bir süreç olacak. Çünkü Milliyet yazarı Gülden Ersoy Umut'un geçen haftaki yazısında güzel bir gönderme vardı. Avrupa'da bugün halklara sorulsa, bir referandum yapılsa, tanker uçak alımı için bütçe ayrılmasını mı istersiniz yoksa bisiklet yolu mu tercih edersiniz diye, Avrupa Birliği toplumu bisiklet yolundan yana oy kullanacaktır. Doğru. Ortada hala içinde olduğumuz bir Covid-19 salgın süreci var. Bu salgın süreciyle yüzleşmedeki yetersizlikler, konunun siyasi ve ekonomik boyutları hala devam ederken böyle bir alana para yatırılması Avrupa Birliği topluluğunda halk tarafından pek de Sıcak destek bakılan bir bulmayacaktır. konu değil Evet, tabii. yani dolayısıyla Kabil'deki manzaraya rağmen Avrupa Birliği'nin bugün kendisine ait bir muharip güç oluşturma kapasitesini kurmak için harekete geçmesi çok da gerçekçi bir durum değil. Tabii bu da konunun istihbarat boyutu var. Dünyada özellikle NATO'nun istihbarat altyapısını sağlayan Beş Göz adı verilen Anglo-Sakson ülkelerin oluşturduğu bir yapı var ve bunun 5 ülkeyi kapsayan, daha genişleyen bir yapı bu. Avrupa Birliği ülkelerinin, yani Almanya ve Fransa'nın istihbarat kapasitesi böyle bir gücün ayakta kalmasına ve işlemesine de müsait değil. Keza Fransa'nın son bir ay içerisinde Afrika'daki güçlerini çektiğine tanık oluyoruz. Artık oradaki mücadelelerine son veriyorlar. Yani deniz aşırı topraklarda bir operasyon yürütmek, bunun maliyetlerini üstlenmek artık hiçbir ülke için çok kolay değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesindeki temel motivasyonları arasında da zaten konunun ekonomik boyutu
önemli bir yer tutuyor. Onu da dilerseniz birazdan konuşuruz. Tabii. Dolayısıyla Almanya'da da 26 Eylül'de genel seçimler yaklaşıyor. Bugünkünden çok farklı bir iktidar profili karşımıza çıkabilir. Öyle bir iktidar profili, sosyal demokratlar ve yeşillerden oluşacak bir iktidar profilinin oluşması halinde de yine Avrupa Birliği'nin böyle bir askeri güç projesine girmesi kısa vadede bir kez daha Mümkün görünmüyor gibi. imkansız bir vaziyeti içeriyor. Tabii içinden geçtiğimiz bir COVID-19 salgın süreci de var. Bunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Ülkelerin özellikle bu dışa yönelik stratejilerini belirleyebilecek en önemli noktalardan birisi haline geldi. Çünkü ekonomiyi gerçekten çok fazla zedeledi. Birçok ülke şimdi yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Aynı şekilde iç siyasetine de yansımış durumda ve iç siyasetteki tercihleri de çok fazla etkilemiş durumda. Az önce senin söylediğin gibi Almanya'da da bir iktidar değişikliği olabilir mi? Kim olacak? Merkel'den sonra kim gelecek? Armin Laschet çok fazla konuşuluyordu ama o noktaya da daha sonrasında bir bakarız olmazsa. Hemen Bu kısa bir söyleyelim mi? Ben de merak ettim çünkü parantez sen açayım vurgulayınca Mehmet. istersen. Evet, kısa bir parantez açalım oraya da. Kamuoyu yoklamaları Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin 2. Dünya Savaşı sonrasında en ağır yenilgiyle yüzleşmek üzere olduğunu gösteriyor 26 Eylül'deki seçimlerde. Hristiyan Demokratların oy oranı %20'nin bile altında çıkabilir. Kamuoyu yoklamaları bu yönde. Armin Laschet'in de başbakanlık için açıkçası pek bir şansı kalmamış durumda. Evet. Bakalım neler olacak o zaman. Hatta bundan birkaç ay öncesinde de Fransa'yı konuşmuştuk. Orada da generallerin bir bildirisi söz konusuydu. Yine iç siyaset Fransa'da da epeyce dalgalıydı, karışıktı. Avrupa'da da aslında kendi içinde ülkeler epey bir uğraşıyorlar. Tabii Karışıklıklarla, zaten ekonomik sıkıntılarla da. Fransa'da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu Cumhurbaşkanlığı Mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde Macron'un koltuğunu koruması mucize olur. Dolayısıyla onun da şu anda partisinin bile var olup olmayacağı, bir dahaki seçimden çıkıp çıkamayacağı belli değil iktidar olarak. Dolayısıyla böyle Avrupa Birliği ordusu gibi büyük projeleri gündeme getirecek bir halk desteğine Macron ve partisi de sahip değil. Dolayısıyla Kabil'deki manzara ne olursa olsun bu ortak Avrupa Birliği askeri projesi daha uzun süre bekleyecek gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsetmiştim. Yani motivasyonunun ekonomi olduğuna dair Biden yönetimi 6 trilyon dolarlık bir altyapı bütçesi oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri artık parasını deniz aşırı topraklardaki savaşlara harcamak istemiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile kurulan ilişkilerde ya da beklentilerde bunu göz önüne almak gerekiyor. Özellikle bu 6 trilyon dolarlık oluşturulan bütçede evsizlerin sorununun çözümü, içme suyu sorununun çözümü, eğitim için ayrılan pay, 32 bin kilometrelik otoyolların yenilenip 10 binden fazla köprünün tamir edilmesi gibi başlıklar çok dikkat çekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi içerisine dönerek kendi altyapısını, özellikle iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın tehdit ettiği alanlarda ülkeyi korumak için yapılacak yatırımları teşvik edecek, öyle görünüyor. Salgın hastalıklarla mücadele konusunda ki Trump'ı götüren, başkanlık seçimini kaybetmesine neden olan unsur hatırlayacaksınız, Covid-19 salgınını yönetememesiydi. Amerika Birleşik Devletleri sağlık alanında çok ciddi bir reforma hazırlanıyor, çok ciddi paralar ayırıyor. Açıkçası Afganistan'a 20 yıl kadar sürede harcadığı 2 trilyon dolar parayı bundan sonra sonu belli olmayan askeri maceralar yerine kendi altyapısını ülke sınırları içerisinde güçlendirme yönünde bir tercih kullanacak. Biden'ın Afganistan'daki durumla ilgili söylediği bir şeye dikkatinizi çekelim. Son derece rasyonel eleştiriliyor ama son derece rasyonel bir ifade kullandı. Biz dedi Afganlara silah verdik, araç verdik, para verdik. Onların kendi geleceğini kurmaları için gereken her türlü aracı temin ettik ama
Hiç kimse bir başkasına kendi bağımsızlık iradesini, bağımsızlığını korumak için gereken iradeyi veremez. O bağımsızlığı koruyacak savaşma iradesini veremez dedi. Yani bunun ötesinde bizim yapacağımız bir şey yok demeye getirdi Biden ki rasyonel ve son derece haklı, kendi ülkesi açısından haklı bir yaklaşım. Biden belki bugün çok eleştirilecek ama eğer planladığı altyapı yatırımlarını gerçekleştirirse ki Afganistan'dan çekilme konusu orta sınıf Amerikan toplumunu seçmenini Biden'a biraz daha yaklaştırmıştır muhakkak. Biden bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra kendi ülkesinde çok iyi anılacak bir başkan olma yolunda Yolunda bir ilerliyor. adım atmış olacak. Yani evet, küresel çapta müttefikler nezdinde bir eleştiri var Biden'a. Ancak Amerika Birleşik Devletleri kamuoyu Biden'ın o altyapı yatırımlarını takdir edecek ve ülkede belki bir daha Trump gibi bir başkanın gelmesini engelleyecek bir takım yatırımlar yapılacak. İzninle buna Batı tarihinden bir başka örnek vermek isterim. 18. yüzyılın ilk yarısında Fransa Kralı 15. Louis'nin başbakanlığa getirdiği Kardinal Fleury isimli bir devlet adamı vardır. Kardinal Fleury o 18. yüzyılın ilk yarısında İngiltere ve İspanya ile barış yapıp Avrupa'daki bütün meseleleri diplomatik yolla çözmeye yönelmiş ve ülkenin tüm kaynaklarını bayındırlık faaliyetlerine yöneltmiştir. Kardinal Fleury Fransa siyasetinde bugün dahi sitayişle anılmaktadır o yüzden. Çünkü eğer Fleury'nin o dönemde ülke içindeki yatırımları olmasaydı, yani yol, hastane vesaire kamu yatırımlarını yapmamış olsaydı belki de Fransız devrimi ve arkasından gelen Napolyon savaşlarının ardından tamamen dağılmış, sefil bir ülke haline gelecekti. Dolayısıyla ülkelerin belli dönemlerinde dışarıya yönelik askeri operasyonları veya seferleri durdurup kaynaklarını ülke içine sevk edecek, ülke içinde kullanacak liderler çıktığını görüyoruz. Tarihte bunun örnekleri var. Olması da gerekiyor demek ki. Evet, Biden da şu anda bu yola sapmış vaziyette. Tabii müttefikleri bundan memnun olurlar, olmazlar ayrı bir konu. Ama Avrupa ülkelerinin de belki Türkiye'nin yaptığı gibi, Türkiye terörle mücadelesinde yıllarca NATO müttefiklerinin hiçbirinden destek görmedi. Bilakis terör örgütleriyle NATO ülkelerinin işbirliğine şahit oldu ve bunun sonucunda Türkiye terörle mücadelede kendi yöntemlerini, kendi doktrinlerini geliştirdi. Avrupa ülkelerinin de diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de belki bu yönde adımlar atması faydalı olacak. Ben de şöyle toparlayayım o zaman, noktayı koyayım. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'in açıklamaları vardı. Stratejik özerklik istiyoruz şeklinde daha böyle yumuşatarak çerçeveyi belirlemiş. Çin politikamızı da bir gözden geçireceğiz demiş. Önümüzdeki günlerde göreceğiz bakalım bu stratejik özerklik nasıl olacak Avrupa Birliği konusunda. O zaman son bir noktayı koyayım şu cümleyle. Zaten kuzey yakın iki boru hattı bitti. Almanya ile Rusya arasındaki son kaynak yapıldı. Her an bu hattan gaz akışının başlaması bekleniyor. Zaten o stratejik özelliği enerji alanında en azından Almanya elde etmiş gibi görünüyor. Bu yoldan devam edebilirler tabii ki. Peki. Mehmet Kancı, çok teşekkür ediyoruz. Rica Değerli ederim. görüşlerin ve programımıza katkın için. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler.